periyodik özelliklerin değişimiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı artar ifadesi yanlıştır. Çünkü soldan sağa doğru gidildikçe bir periyotta katman sayısı değişmez. Fakat proton sayısı arttığı için elektronlar daha çok çekilir ve çekirdeğe yaklaşır ve yarıçap küçülmüş olur. Bu ifade yanlıştır. Aynı grupta aşağıya doğru proton sayısı artar. Çünkü elementler proton sayısına göre dizilmişlerdi. Sağ ve aşağı doğru proton sayısı artar. Aynı periyotta soldan sağa doğru elektronegatiflik genellikle artar. A metallere doğru gidedikçe bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi artacaktır ve elektronegatiflik artacaktır. Aynı grupta aşağı doğru atom numarası artar. Evet zaten atom numarası ile proton sayısı aynı şeydi. Aşağı doğru proton arttıkça atom numarası da artacaktır. Aynı periyotta soldan sağa doğru elektron ilgisi genellikle artar çünkü sağa doğru gidildikçe ametallere gideriz. Elektron ilgisi elektron alma isteğinin bir ölçüsüdür. Ametallerde daha fazladır. Doğru seçenek A'dır. Aynı periyottaki X, Y ve Z elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre elementlerin birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet, elementlerin aynı periyotta olduğunu biliyoruz. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Bunun istisna durumları 2A'nın 3A'dan büyük olması, 5A'nın 6A'dan büyük olmasıdır. Bir elementin son katmandaki elektron sayısı grup numarasını verir. X 3A grubundadır, Y 7A grubunda, Z 8A grubunda soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi arttığına göre Z büyük, Y büyük X sıralaması yapabiliriz. Doğru seçenek A'dır. X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Baktığımız zaman X ve Y'nin aynı periyotta olduğunu görüyoruz. Her ikisi de ikinci periyotta. X 6A'da, Y ise 7A'da. Z de 3. periyot 7A'da. Yani Y ile aynı grupta. 3. periyot 7A'da da Z'miz var. Buna göre bakalım. Atom yarıçapı en büyük olan Z'dir. Atom yarıçapı çapı bir periyotta sola bir grupta aşağı doğru artar. Katman sayısı yani periyot numarası daha baskındır. Çünkü katman sayısı arttıkça elektron çekirdekten uzaklaşır. O zaman atom yarıçapı büyük olan periyodu büyük olan z'dir. Bu ifade doğrudur. Elektronegatiflik bir atomun molekül içindeki bağ elektronlarını çekebilme kabiliyetiydi. A metallere doğru artıyordu. Grupta da yukarı doğru artıyordu. Yani çapla ters orantılıydı. Elektronegatifliği en yüksek olan y'dir ifadesi doğru. Elektron ilgisi en büyük olan x'tir. Elektron ilgisi elektron alma isteğinin bir ölçüsüydü. 7 aya doğru artıyordu ve en büyük grupta 7 aydı. Dolayısıyla x olamaz. Bu bilgi yanlıştır. Doğru seçenek C. Bazı elementlerin birinci iyonlaşma enerjilerinin değişimi grafikte verilmiştir. Y helyum elementi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Periyodik sistemde soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Grupta da çap küçüldükçe aşağıdan yukarıya doğru artar. Yani genel olarak çapla ters orantılıdır. Bir periyotta iyonlaşma enerjisi sırası 1A küçük, 3A küçük, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A şeklindedir. Dikkat ettiysek 2 ile 3 yer değiştirmiş. 5 ile 6. İstisna olarak bunları gösterebiliriz. Y helyum. Helyum soygaz yani Y 8 A grubunda. Helyumdan bir önceki element de hidrojen. Helyumun atom numarası 2, hidrojenin 1. Evet, daha sonra bir alt periyoda geçildiği için ve 1 A grubuna geçildiği için iyonlaşma enerjisi bir anda düşüyor. Aşağıya ve sola gelindikçe iyonlaşma enerjisi düşer. 8 A'dan sonra bir alt periyotta 1 A gelir. Z 1 A grubu elementidir. T de hemen arkasından 2A grubu elementidir. Buna göre bakalım. x'in atom çapı Tninkinden büyüktür. Baktığımız zaman x hidrojen birinci periyotta T ise bir alt periyotta ikinci periyotta 2A iki daha aşağıda olduğu için çapı daha büyük olacaktır. Bu ifade yanlıştır. x ile Z aynı gruptadır. X bir A'da hidrojen, Z de bir A'daydı. Bu ifade doğrudur. T ikinci periyot 2A iki grubu elementidir. Evet, hidrojen ve helyum birinci periyotta olduğuna göre, T de ikinci periyottadır ve 2A olduğunu söylemiştik. Z'nin atom numarası 3'tür. Z ikinci periyot 1A'da, elektron sayısı ve atom numarası 3'tür. X hidrojen elementidir. Bunu da en başta söylemiştik. Doğru seçenek A'dır. Aşağıdaki grafikte ardışık atom numarasına sahip Z, T, Q, W ve R, A, X, Y ve E elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjileriyle atom numaraları değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, Z'nin atom numarası 11 ise E'nin atom numarası 19'dur. Z, 1A grubu elementi olduğunda, T2A, Q3A, V4A, R5A, A6A, X7A grubu, Y ise 8A grubu elementi olacaktır. E elementimiz bir alt periyodun bir A grubu elementi olur diyoruz. Z'nin atom numarası 11 olduğunda elektron katma dağılımını yaptığımızda 2, 8, 1 şeklinde olacak. Üçüncü periyot bir A grubu elementi olacaktır. E'nin atom numarası diyoruz. 19 olduğunda katman elektron dağılımından 2, 8, 8, 1 şeklinde 4. periyot diyoruz. 1 A grubu elementi olacaktır. A ifadesi doğrudur. B. X'in elektronegatifliği en büyüktür. Bir periyotta diyoruz 7 A grubunun elektronegatifliği en büyüktür. X 7 A grubunda olduğuna göre elektronegatifliği en fazladır. B ifadesi doğru. C, A'nın ikinci yonlaşma enerjisi, R'nin ikinci yonlaşma enerjisinden küçüktür. A diyoruz, başlangıçta 6A grubu elementidir. Bir elektron verdiğinde 5A grubu elementine benzeyecektir. R grubu ise diyoruz, başlangıçta 5A grubu elementidir. Bir elektron verdiğinde 4A grubuna benzeyecektir. 5A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjisi 4A grubu elementlerin iyonlaşma enerjisinden daha fazla olacaktır. C ifadesi yanlıştır. D. Y bir soy gazdır. Y 8A grubunda yer aldığına göre bir soy gaz olacaktır. Doğru. E. E'nin atom yarıçapı Z'nin atom yarıçapından büyüktür. E'nin periyot numarası diğer bütün elementlerin periyot numarasından büyük olduğuna göre atom yarıçapı da büyük olacaktır. E ifadesi doğru. Cevabımız C'dir. X, Y ve Z A grubu elementlerinin birinci iyonlaşma enerjisi değerleri yukarıda verilmiştir. X ile Y 8A grubunda, Y ile Z aynı periyotta olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet, X ile Y'nin 8A grubunda olduğunu biliyoruz. Y ile Z'nin de aynı periyotta olduğunu biliyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir grupta hangi grup olursa olsun fark etmez. Aşağıdan yukarıya doğru çap küçüldüğü için iyonlaşma enerjisi artar. Elektron kopartmak zorlaşır. X ile Y'ye baktığımız zaman X'in iyonlaşma enerjisi 2372, Y'ninki 2080. O zaman X'inki daha yüksek ve X daha yukarıda. Y ile Z de aynı periyottaydı. Evet Y ile Z'yi aynı periyoda koyacağız. Y 8A'da Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artıyordu. Z'nin de daha küçük. Dolayısıyla Z'de Y'nin solunda. e Zaten aynı periyotta 8A'dan sonra başka bir grup olmadığına göre Z mecburen solda da diyebiliriz. Şimdi bakalım. Atom numaraları arasındaki ilişki Y büyük Z büyük X şeklindedir. Elementler atom numarasına göre dizildiğine göre aşağıya ve sağa doğru atom numarası artar. O zaman Y büyük... Z büyük X ifadesi doğrudur. Atom yarıçapları arasındaki ilişki Z büyük Y büyük X şeklindedir. Aşağıya doğru ve sola doğru atom yarıçapı artıyordu. Kısaca atom çapı da diyebiliriz. Z ve Y'nin katman sayısı X'ten fazla olduğu için X'in atom yarıçapı en küçük olacak. Bir periyotta da sola doğru çap arttığına göre Z'ninki de Y'den büyük olacak. Y ile Z'nin temel halde elektron bulunduran katman sayısı eşittir. Çünkü temel halde elektron bulunduran katman sayısı periyodu verir. Aynı periyotta olduklarına göre eşit olacak. Doğru seçenek E. Bu periyodik sistemde belirtilen ok yönlerinde aşağıdaki periyodik özelliklerden hangisinin değişimi yanlış verilmiştir? A. Bir yönünde atom çapı azalır. Bir yönünde grup numarası artmaktadır ve atom çapı azalır. A ifadesi doğru. B2 yönünde atom numarası artar. Yukarıdan aşağıya doğru atom numarası artar. Doğru. C1 yönünde elektron ilgisi genellikle artar. Soldan sağa doğru gidildikçe ametal aktiflik arttığı için elektron ilgisi artar. C ifademiz doğru. D2 yönünde metalik aktiflik azalır. İki yönünde diyoruz. Atom çapı artmaktadır. Atom çapının arttığı yönde metalik aktiflik artar, azalır dediği için D ifadesi yanlış. E bir yönünde iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Soldan sağa doğru gittikçe grup numarası artmakta, atom çapı azalmakta ve iyonlaşma enerjisi genellikle artmaktadır. E ifadesi doğru. Cevabımız D'dir. X, Y ve Z baş grup elementlerinin temel halde katmanlarındaki elektron sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet baş grup elementleri yani A grubu elementleri. Baktığımız zaman X'in elektron içeren iki katmanı var, ikinci periyot, değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı 5, 5 A grubu. y'ye baktığımız zaman elektron içeren 3 katmanı var, üçüncü periyot, değerlik elektron sayısı 2, 2 A grubu. Z'nin elektron içeren yine 3 katmanı var, üçüncü periyot. Değerlik elektron sayısı 7, 7A grubu. Bu da göre soruyu cevaplandıralım. Z'nin atom numarası 17'dir. Saydığımız zaman elektronları 2, 8 daha 10, 7 daha 17. Elektron temel halde proton eşittir. Yani atom numarası da 17'dir. Y metaldir. 2A grubu toprak alkali metal grubudur. Bu da doğrudur. Y ve Z aynı periyottadır. Evet her ikisi de 3. periyottadır. X ile Z'nin kimyası özellikleri benzerdir kimyası özelliği benzer olanlar aynı grup elementleridir. Dolayısıyla X ile Z'nin kimyası özelliklerine benzer diyemeyiz. Çünkü X 5 A'da, Z 7 A'da. X 5 A'dadır. Doğru. Doğru seçenek D'dir. X, Y ve Z elementlerinden Y'nin soygaz olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Y soygaz 8 A grubu. X'in proton sayısı Y'ninkinden 1 eksik. O zaman x 7a grubu. Ya da şöyle bir durum da olabilir. Y soy gazlardan helyumsa x de 1a grubundaki hidrojendir. Bu durumda söz konusu olabilir. Z'ye baktığımız zaman proton sayısı Y'den bir fazla. 9A diye bir grup olmadığına göre Z 16 alt periyotta 1A grubu elementidir. 1A grubu. Yine bu şekilde de düşünürsek Z 16 alt periyotta bir A grubu elementi olabilir. Z metal X ametaldir. metaldir. Bir A grubu alkali metal. X halojen ya da hidrojen A X'in elektron ilgisi diğerlerininkinden büyüktür. Elektron ilgisi elektron alma isteğinin ölçüsüydü. X'ler burada A metal. Ama Y soygaz, gaz, Z'de metal. Soy ve metallerin elektron ilgileri çok çok düşüktü. O zaman X'inki en büyük olacak. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi diğerlerindekinden büyüktür. İyonlaşma enerjisi sağ ve yukarı doğru artıyordu. İyonlaşma enerjisi en yüksek olan grup 8A'ydı. Y 8A'da olduğuna göre, soy gaz olduğuna göre iyonlaşma enerjisi büyüktür. X ile Z arasında iyonik bileşik oluşur. Z'ler metaldi, alkali metal. X ise halojen ya da hidrojen ametaliydi. Metal ile metal arasında iyonik bileşik oluşur. Z artı bir iyonunun elektron dizilişi X'inkile aynıdır. Z bir alt periyotta bir A grubundaydı. Bir tane elektron verdiği zaman bir üst periyottaki soygaza yani Y'ye benzer. X'e benzeyemez bu ifade yanlıştır. Doğru seçenek E'dir. Ayupa göre 17. grupta bulunan X, Y ve Z elementleriyle ilgili elektronegatifliği en yüksek olan Y elementidir. Elektron ilgisi en yüksek olan Z elementidir. Atom hacmi en büyük olan X elementidir bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir. 7A grubunda atom hacmi en büyük olan X elementi hissediyoruz. X elementi en altta olacaktır. Elektronegatifliği en yüksek olan Y elementi en yukarıda. Elektron ilgisi en yüksek olan Z elementi klor elementini temsil etmekte ve ortada olacaktır. Atom numarası yukarıdan aşağıya doğru artmaktadır. X'in atom numarası Z'den, Z'nin atom numarası Y'den daha büyük olacaktır. Cevap A'dır.